Rehber Mühendis kanalından herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine bir soru çözümü yapacağız. O zaman hemen sorumuzu okuyarak çözüme başlayalım. 25 kilogram kütleli bir çocuk 40 metre yüksekliğindeki su kaydırağından kaydırağın bitimindeki su havuzuna kaymaktadır diyor arkadaşlar. Durgun halden kaymaya başlayan çocuk su havuzunda yatay yönde 1,9 metre ilerleyerek durmuştur. Buna göre çocuğa uygulanan kuvvet kaç newtondur demiş arkadaşlar. Bakın yine güzel bir soru diyebilirim. Ve bakın arkadaşlar mantığımız ne olması gerekiyor burada? Şimdi aslında şöyle düşünün. Burada bir hız olacak ve suyun içine düştüğünde dediği gibi 1-1,5 metre ileride durursunuz. Aslında bu durmanızı sağlayan şey suyun size uyguladığı ters yönde, hareketinize ters yönde olan bir kuvvetti. Su size ne yaptı arkadaşlar? Şu şekilde bir ters yönde bir kuvvet uyguladı, durdurdu. Aslında mantık bu. Şimdi bunu yapmak için hemen şunu söyleyelim. Burada neyi yapacağız? Burada yine enerji ve işle alakalı bir soru, yani enerji ve iş bağlantısını düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bakın burada bir toplamda bir kuvvet var arkadaşlar ve bir kuvvet olacağı için iş olacak işler içerisinde ve burada hareket ve yükseklik olacağı için de kinetik ve potansiyel enerjinin olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar biz buradaki hareketimizi iki durum olarak düşünüp iki farklı noktada, iki farklı durumda incelememiz gerekiyor. Diyelim. Birinci durumumuz arkadaşlar bakın buradan şuraya kadar tam indiği noktaya kadar olanki durum. İkinci durum da buradan buraya kadar olanlık bir mesafedeki duruş, yatay yöndeki hareket. Şimdi o zaman birinci durum için düşündüğümüzde bakın arkadaşlar burada enerji korunumu da diyebilirsiniz. Burada bir enerji korunumu var. Çünkü bize sürtünme var dememiş. Bu kay yani kayağın üzerinde bir sürtünme kuvveti var. Bizim sürtünme etkiliyor falan gibi hiçbir şey söylememiş. O zaman diyeceğiz ki bakın arkadaşlar enerjinin birinci durumdaki enerjiler işte son durumdaki enerjilere eşit diyeceğiz. Yani neresi için konuşuyoruz bunu? Birinci durum için konuşuyoruz. Birinci durum neresi? Bakın şu hareket. Şuradan şuraya kadar olan hareket. Buradan burası ikinci durum. Peki hocam İlk durumdaki enerji derken ne yapacağız? Burada tüm enerjileri düşüneceğiz. Potansiyel enerjilerin ilk hali artı, kinetik enerjilerin ilk hali eşittir. Potansiyel enerjilerin son hali artı, kinetik enerjilerin son hali anlamına geliyor buradaki bu denklemimiz. Tabii potansiyel enerji derken de o zaman bunu artık açalım arkadaşlar. Eşittir diyorum ben. Potansiyel enerji biliyorsunuz ki iki tane potansiyel enerjimiz var. Bunu da düşünmek gerekiyor. Yay potansiyel enerjisi ve kütle çekim potansiyel enerjisi arkadaşlar. Tabi burada yayla ilgili yay olmadığı için yani yay potansiyel enerjisini düşünmemize gerek yok. Burada sadece bizim elimizde ne var? Yüksekliğe bağlı olarak kütle çekim potansiyel enerjisi var. Ve bunun formülümüz de şuydu arkadaşlar. M çarpı G çarpı H olarak hesaplayabiliyorduk. Buradaki kütle çekim potansiyel enerjisini birinci durum için. Şimdi artı diyorum. Buradaki kinetik enerjiye bakmam lazım. Bakın burada V'yi 0 vermiş bana. V'yi 0 demek ne demek? Hız yok. Hız yoksa ne demek? Kinetik enerji yok demek. O yüzden ilk durumdaki kinetik enerjim eşittir 0. Bu eşittir. Son durumdaki potansiyel enerji. Bakın burası zemindir arkadaşlar. Yani zemin demek ne demek? Yükseklik yok demek. Yükseklik olmadığı için de potansiyel enerjiye sahip değilsin. O zaman son durumda bir potansiyel enerjim yok. Ama son durumda bakın burada arkadaşlar işte şöyle şurada diyelim. Bir V hızın olacak. Buradan bu tarafa doğru giden bir V hızın olacak. Bu V hızına bağlı da 1 bölü 2 çarpı M çarpı V'nin karesi olacak şekilde bir kinetik enerji olacak. Şimdi başka hiçbir şey olmadığı için işte diğer sürtünme herhangi bir şey demediği için zaten bu burada enerji korunumundan yapıyoruz arkadaşlar biz bunu. Çünkü dışarıdan etki yani bir kuvvet olmadığında toplam mekanik enerji bu sistem boyunca değişmediği için biz bu sistemdeki bu durumdaki enerjilerin korunur enerji olduğunu düşünüyoruz ve bu şekilde hesaplıyoruz. O zaman arkadaşlar artık formülümüzü mantığımızın ne olduğunu anladık. Formülüze ettik. Burada verilenlerin her şeyi yerine yazarak aslında direkt buradaki V'mizi bulabiliriz. Hocam şimdi buradaki V'yi bulurum da sanki buraya ezbere gibi geldim. Yani tamam direkt enerji hesapladım. Buradan V'yi bulabilirim ama ben neden V'yi buluyorum diye düşünürseniz adam bize bakın uygulanan kuvveti sormuş ya. Şimdi hemen buradaki V'nin de mantığını anlatmak için şuradan ikinci durum geliyorum. Bakın ikinci durumda ne var arkadaşlar? Yatay hareket var ve burada toplam F'ler var. Ve bakın duruyor diyor. Şimdi aslında burada durduğu nokta işte şöyle diyor sıfır. Yani aslında şöyle bir durum var burada. Sen bu suyun içine girmişsin işte şu şekildesin arkadaşım burada. Ve burada bir V sıfır hızın var. İşte bunu bulacağız buradan. Ve şu kadar yani 1,9 metre ileri kadar girebiliyorsun. Ve burada yine şurada oluyorsun. Ve sıfır oluyor buradaki hızın senin. Bu şekilde oluyor. Ve sana burada bu suyun çok böyle her tarafına karmaşık olarak şöyle toplam F diyebileceğimiz bir
kuvvet uyguladı. Ve bu kuvvet sayesinde aslında sen durdun. O zaman şimdi burada yapmamız gereken şey ne? Bakın burada o zaman biz neyi düşünüyoruz burada arkadaşlar? Bakın bir elimizde hız var ve kuvvet var. Yani bu nedir arkadaşlar? Kinetik enerji iş teoremi dediğimiz formülden yani aslında bağlantı olarak oraya götürüyor bizi bu durum. Neden? Sana karşı bir kuvvetler yapılmış ve senin hızını değiştirmiş. Biz demiştik ki bakın toplam yapılan işleri eşittir delta kinetik enerji değişimine eşittir tarzında bir şey söylemiştik. Ve biz bunu daha da güzel yazarsak yani daha da bunu açarak yazarsak bakın ilk kinetik enerjimiz üzerine toplam veya çıkarım bakın artı veya eksi olarak yazıyorum ben burada. Hani herhangi bir senin hareketinin yönüne aynı yönde bir kuvvet varsa sen bunu artı almak durumundasın. Eğer senin hareket yönüne ters bir yönde kuvvet varsa bunu sen eksi olarak almak zorundasın. O zaman diyorum ki son toplam iş eşittir son kinetik enerjiye elde ediyorum diyorsun sen. Tamam mıdır? Şimdi o zaman arkadaşlar bakın son kinetik enerjide sıfır değil mi? Çünkü duruyor diyor. O zaman hemen buradan hesaplamamızı yapalım. Bakın ilk kinetik enerjimiz 1 bölü 2 çarpı m çarpı işte v'nin karesi. Bakın bu v buradaki v yani şuradaki ilk durumdaki v işte bu v şuradan gelen v. Eksi diyorum arkadaşlar. Nedir? Şimdi arkadaşlar eksi dedim. Çünkü bizim hareketimizde ters yönde olduğunu anladık. Bizi durduruyor çünkü. Ve bakın burada iş lazım bana toplam iş. Toplam işi de nasıl bulurum ben? Buradaki toplam kuvvet çarpı yol. Yani toplam F çarpı D şeklinde yazabilirim. Çünkü bakın bu aslında ne demek? Bu buradaki iş demek arkadaşlar. Eşittir diyorum. Sıfır diyorum. Çünkü durağan dediği için burada aslında şu 1 bölü 2 çarpı m çarpı v sonun karesi ama v son sıfır olduğu için burada direkt burası sıfırlanıyor arkadaşlar. Bunu da tamamladık diye düşünüyorum. Dediğimiz gibi bakın buradan artık aslında buradaki de tüm bilinenleri yerine yazarsak bakın yazalım. 1 bölü 2'miz 1 bölü 2 zaten çarpı bakın buradaki m'miz 25 kilogram. Ve hatta bunu karşıya atarsam ben arkadaşlar çarpı işte eşittir diyeceğim ben. Ne olacak? Toplam F çarpı bakın buradaki D'yi de ben biliyorum. Çünkü adam ne demiş? Bakın 0,1,9 metre son duruyor. Yani D yerine de 1,9 metre yazıyorum. Ve buradaki toplam F'i bulmak için buradaki V'yi bulmam lazım. V'yi de işte arkadaşlar bakın nereden geliyorum? V'yi de bu denklemden geliyorum. Yani aslında şuradaki V'yi bilsem ben şuradaki şu işte birinci durum dediğimiz şuradaki şu iniş için kullandığımız formülleri yani şurayı hesaplamaya gerek yok ama buradaki V'yi bulmak için bu hesabı yapmak zorundayım. O zaman burada bilinmeyen tek şey V hemen buradan çekelim. M'miz yine 25 kilogram arkadaşlar çarpı G'mizi 9,8 alalım çarpı H'ımızı 40 metre demiş. Değil mi? Artı 0 yani başka bir şey yok eşittir. 1 bölü 2 çarpı 25 çarpı işte V'nin karesi arkadaşlar. Şuradan şu 25'leri aslında direkt şu şekilde hiç hesaba katmadan bunları direkt götürebilirim. Buradan sonra da hesabı yaptığımda bu işlemi yaptığımda V'yi ben eşittir 28 metre bölü saniye olarak buluyorum arkadaşlar. Hemen buradaki 28 metre bölü saniyeyi buraya yazıp karesini aldığımda buradaki F'i bulacağım. Yani buradan da F'i çekmek için ne yapacağım? Bakın tek bilinmeyen şey buradaki F. O zaman buradaki işlemi yapıp hatta şöyle diyelim bakın buraya böl olarak 1,9'a bölersem direkt aslında buradaki f'i bulmuş olurum diyelim. Ve buradan da şöyle yapalım. F eşittir hatta toplam f'ler eşittir. Nedir arkadaşlar? Hesaplayalım hemen. 5157,89 Newton'luk bir kuvvet uygulanmış arkadaşlar. Buradaki hareketli, buradaki çocuğun üzerine bakın arkadaşlar. Tamam mıdır? Buradan kuvvetimizi bu şekilde bulmuş olduk. Bakın tekrar ediyoruz. Nasıl olduğunu hemen şöyle kısa bir özet söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın şöyle düşünün. Bunu yani illa çocuk olmasına veya başka bir şey olduğunu düşünmeyin. Buradan herhangi bir kayak hani su kaydıraklarını görmüşsünüzdür. Bu tatil köylerinde falan oluyor. Belli bir altında ucunda havuz var. Sen yukarıdan kayıyorsun ve havuzun içine düşerek belli bir metre gidip duruyorsun. Şimdi burada çocuğumuz işte 40 metre yüksekten 25 kilogramlık bir çocuk yukarıdan kaymaya başlıyor ve çocuk suyun içerisinde 1,9 metrelik hareket sonra duruyor diyor. Şimdi bakın arkadaşlar burada dediğimiz gibi iki durumda incelemek lazım. Ya da buradaki bu V'yi kaldırıp direkt şuradaki enerjiyi buradaki iş tarafına da işleyebilirsiniz. Çok farklı bir şey olmaz. Ama biz iki durumda inceledik. Dedik ki bakın burada bir potansiyel enerjimiz var. Çünkü yükseklik var. Burada bir kinetik enerji olacak. Ve arada herhangi bir kayıp olmadığı için ilk enerjiler son enerjilere eşit olur. Tamam dedik. İlk enerjimizin ne olduğunu yazdık. Kinetik ve potansiyel enerjiler. Son kinetik ve potansiyel enerjilere. Ve dedik ki bize bu V lazım. Ama niye biz bunu buluyoruz? Hani kafadan mı yapıyoruz? Yok. Asıl amaç da şu. Bakın burayı havuz olarak alırsanız çocuk buradan girdi. Burada bir V sıfırı vardı. V son sıfır oldu. Havuzun içerisindeki su çocuğun hareket yönüne ters yönde bir kuvvet uyguladı. Ve biliyoruz ki biz enerji
Ve enerji değişimi eşittir iş gibi bir formülümüz vardı. Hatta kinetik enerji iş teoremi de diyorduk. Buna bir formülümüz uydu. Bakın ilk kinetik enerjiye sen bir iş uygularsan ve bunu negatif yönde uygularsan durdurursun ya da pozitif yönde uygularsan daha da hızlandırırsın diye düşünüyoruz. Ve bakın buradaki işi bulmak lazım. İş de neydi? İşte buradaki toplam kuvvetlerimiz çarpı aldırdığı yol. Buradan arkadaşlar hesaplamamızı yapıyoruz ve toplam kuvvetin 5157.89 Newton'luk bir kuvvet uyguladığını buluyoruz arkadaşlar. Burada sorumuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyelim.